szerintem utána lózsadalom. Utána lózsadalom, mint belkövestelő. Hú, kordásra teszték fel ennek, hogy beállítjét éve. Nézve. Most kell ez. Gyúros. Fán, annyi növényem, őnyi úr a szententékrás. Kecsák szóra, budolmaktan, csak mennyi úr. Tabi, bukinki konobástól lenni. Én most mondom, hogy igen, csak konobástól. Kérem, elsőről csak a konodát. Én a konobástól zártam. Yıllar da süren duyarlılık, Türkiye Tarihlaştırma Merkezi ile daha da arttı. Şöyle hocamın orada göreve başlamasıyla daha da arttı. Dolayısıyla gerçekten hani kültürel kimliğimize dair, Anadolu'daki kültür kimliğine, ki birazdan konuşacağız hani bugüne kadarki toplumumuzun kültür kimliğini belki de var eden kökler bunlar. Anadolu'daki kültür kimliğine dair bu çalışmalar maalesef az sayıda ama son derece önemli. Dolayısıyla bu az sayıdaki çalışmaların önemli bir kısmına burada imza atan Şule Hocam'a çok çok tebriklerimi arz etmek istiyorum. Kendisinin buradaki emeği çok fazla ve bu toplantının düzenlenmesine de yine onun kişiliğinde tüm yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Söyleşi gibi planladık. Zeynep'i birazdan daha fazla tanıtacağım. Çok eski arkadaşım Zeynep. Yıllardır aynı alanda çalışmamızın yanında. Hani, uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz. Belkise kardeş gibi. Beraber müzik hoca yüksek lisansı yaparken biz tanıştık Başkent Üniversitesi'nde. Beraber bitirdik yüksek lisansı. Ben de müzik hoca akademik olarak o şekilde girmiş oldum esasında. Zeynep alana daha yakındı. Zeynep sosyoloji lisansından geliyor. Antropoloji yüksek lisansı yaptı. Sonra Ankara Üniversitesi'nde Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans. Müzikolojide tamamladı. Ve sonrasında Almanya'da şu an Münster Üniversitesi'nde devam eden bir doktora teziyle akademik çalışmalarının eğitim kısmını tamamlamak üzere. Ve özellikle yüksek lisansından itibaren yani çalıştığı konuların temel eksenini Anadolu'daki antik müzik yapıları oluşturuyor. Ama hani antik müzik yapıları dediğimiz zaman çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Çünkü müzik yapısı dediğiniz şey, müziğin ezgisi olabilir, ritmi olabilir, çalgısı olabilir, onu icra eden kişiler olabilir, geleneksel kökler olabilir. Dolayısıyla hani bunun tabii ki bir uzmanlaşma gerekiyor bu alanda. Özellikle çalgı alanında bu çalışmasını devam ediyor. Ve hani esasında çok abartısı söyleyebilirim ki, Türkiye'de maalesef bu kadar yıldır hani eksikliği duyulan önemli bir konuda ilk doktora tezini tamamlamak üzere. Antik Anadolu'nun çalgı bibliografisini çıkaracağı, hangi müzede hangi çalgı var, bu çalgıların kültürel kökenleriyle ilgili fikirler, karşılaştırmalı analizlerin olacağı bir tezi yine değerli hocamız Martin Yager'le Münster Üniversitesi'nde bitirmek üzere. Dolayısıyla antik dünyadaki Anadolu'ya dair müzik penceresinden önemli bir bakış imkanını çok yakın bir gelecekte Türkiye Akademisi'ne ve Türkiye toplumuna sunacak. Aşağıdan önce Zeynep arkadaşım, kardeşim bu özveri çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Çünkü hem teorik bir çalışma hem de alan çalışması bu. Hemen hemen Türkiye'deki her müzeye gidip oradaki envanteri karıştırıp oradaki çalgıları araştırmak gibi meşk engelleri barındıran, aşamaları barındıran bir çalışma. Dolayısıyla 6 senedir bu işin içinde, bu işin peşinde ve son aşamaya kadar geldi. Bu önemli çalışmayı yakında çok daha fazla duyacağız herhalde. Dolayısıyla filik müziğiyle ilgili, hani birazdan kendisi anlatacak zaten. Hakikaten diğer antik dönem uygarlıklara nazaran bile daha az bilgi olan bu uygarlıkla ilgili bir konuşma yapma gibi bir fikir ortaya çıkınca tabii ki bu konuyla ilgili en azından kaynak olarak en fazla bilgiye sahip olan Zeynep'i buraya davet etmesi istedik şu türlü hocamla beraber. Sağ olsun bizi kırmadı. Bu haftasını Türkiye'de geçirdi. Hem burada yapacağı bazı akademik çalışmalar da vardı. Onları da yaptı ve burada bir söyleşi içinde kendisini konuk etme şerefine nail olmuş oldu. Çok teşekkür ederim kendisine ve sözü ona bırakıyorum. Sen de beni özel versin artık bunu bu kadar övgüden sonra. Beni özgün kalır ölmem zor olacak.
ne kadar güzel söz bulamıyorum çünkü. Ben teşekkür ederim öncelikle başta Zeynep Şöy Hocam Atın Üniversitesi'ne. Frigya'nın başkentinde bu kadar yakın Frig müziği üzerine konuşmak tabii ayrıca keyifli. Cenk'e güzel sözleri için çok teşekkür ederim. Biraz gözümde büyütmüş galiba. Ama doktora 6 sene sürdü deyince siz zaten anlamıştınız işin aslını. Artık o kadar çağırdık, öyle diyeceğiz mecbur. Mecbur. Buraya kadar gelmiş, umarım biliyor buraya. Doktorayı da bitiremedi ama getirmiyor. Yok, hakikaten bitmiyor. Ben teze başlarken şöyle bir düşünceyle başladım. Bu kadar önemli bir konu, bu kadar ilginç bir konu nasıl ve neden şimdiye kadar kimse yapmamış, birisinin bunu yapması gerekiyor diye düşünerek başladım. 6 senenin sonunda hiçbir şey öğrenmediysem, şimdiye kadar niye kimsenin bunu yapmadığını öğrendim, onu söyleyebilirim. Çünkü çok hakikaten zor bir şey. O kadar zengin bir toprak ki arkeologlar da sağ olsunlar sürekli kazmaya devam ediyorlar. Her yeni çıkan buluntuyla beraber bizim her şeyi baştan gözden geçirmemiz gerekiyor. O yüzden bütün aslında anlatacaklarımın biraz da spekülatif şeyler olduğunu bilerek dinlemenizi rica edeceğim. Frig müziği İşte duyuru yapıldığı zaman insanlar bayağı meraklandı diye söyledi şimdi hocam. Afrik müziği nasıl bir şeymiş? İşte nota bile yok. Nereden biliyoruz? Ne çalıyorlar diye. Çok somut şeyler duymak isteyenler için ben baştan bir hayal kırıklığını yaşatayım. İki saat kaybetmek zorunda kalmayın. Bilmiyoruz. Afrik müziğinin tam olarak nasıl tanımladığını, nasıl bir müzik olduğunu, ne çaldıklarını, ne söylediklerini, ne dinlediklerini bilmiyoruz. Ama olabildiğince yeniden inşa etmeye çalışıyoruz elimizdeki verilere dayanarak. Olasılıklar üstüne konuşacağım genelde. Müzik arkeolojisi tuhaf bir alandır. Müzik kendi başına zaten çok somut bir konu olmadığı için kendi zorlukları olan hem doğa bilimiyle hem beşeri bilimlerle ikisinin arasında bir deresinde bir zorlu bir alan. Bunun içine bir de arkeoloji girince güçlükler artıyor ama aynı oranda da keyifli oluyor. Tabii insan istediği kadar hayal gücünü kullanma şansı ediniyor. Kısaca verilerimiz neler, nelere dayanarak ben neyi anlatacağım onu özetlemek istiyorum. Bir kere elimizde somut arkeolojik veriler var. En önemli şeyler. Bunlar büyük ölçüde çalgılar. Günümüze bir şekilde kalabilmiş. Çok fazla sayıda olmamakla beraber istatistik olarak anlamlı çıkarımlar yapabileceğimiz sayıda veri olduğu sürece oradan bir izlenim edinebiliyoruz. Eski uygarlıkları ve müziğine dair. Çalgı tasvirleri var. Onlar da daha az önemli değil, daha çok sayıdalar. Günümüzde belki çok yaygın değil ama eskiden günlük hayata dair pek çok şeyi eski uygarlıklar taşa, duvara resmediyorlardı, heykellerini yapıyorlardı ve bunlar bize müzik hakkında da bilgi veriyor. Sadece bu sefer çalgılar değil, onların kullanımı ve sosyal kültürel bağlama hakkında da bilgi edinme şansımız oluyor. Bunun dışında mitolojik hikayeler adı üstünde aslında mitolojik hikayeler, yani bunlara tarih belgeleri olarak bakmak mümkün değil. Fakat biz kültür bilimciler için her zaman o topluluğun nasıl düşündüğünü, ne düşündüğünü, hayal aleminde neler döndüğünü bilmek de önemli ve aydınlatıcı oluyor. Mitoloji de bizim için bir kaynak. Bugünkü konuda en çok da mitolojiye yöneleceğim sanırım. Çünkü Anadolu'da özellikle yazılı kaynak müziğe dair çok az. Mezopotamya'da M.Ö. 2500 civarından kalma nota yazıları var ama Anadolu'da şimdiye kadar bilinen tek bir buluntu oldu Aydın'da. O da Yunan müziğine dair ve Türkiye'de değil artık. Yanlış hatırlamıyorsam İsveç'te bir müzede o notalar. Müzik teorisine dair Yunanlara kadar Anadolu'da çok az bilgimiz var. Hititler pek çok şeyi yazıya döküyorlar. Müziğin ritüelde kullanımını anlatıyorlar fakat müziğin teorisi üstüne uzun uzun tartışma ihtiyacı duymamışlar. Veya duymuşlar ve biz o tabletleri daha bulamadık, bilmiyoruz. Neticede anlatacağım şeylerin kaynakları bunlar olacak. Bunlardan az çok bir anlam çıkarmaya çalışacağız.
Pardon, konu anlatımı başlıkta kültürel etkileşim ve geleneğin aktarımını vurgulamak isteme sebeplerimden biri de madem tek başına oturup müziği dinleyemeyeceğiz burada, elimizde ses kaydı yok o anlamda. Biraz bağlamı içinde anlamaya çalışalım diye düşündük. Çünkü hepiniz biliyorsunuz, bin kere duyduğunuz Anadolu bir kültürler ve şive geçiş noktası. Mezopotamya, Ön Asya çok müziğe dair çok şeyin ilk keşfedildiğini düşündüğümüz bir bölge. Ve bu buluntuların Ege'ye geçmesi için Anadolu'da en önemli yollardan bir tanesi. Frigler de işte burada çok ciddi bir rol oynuyor. Bu tabii asla şey demek de değil. Frigler işte Mezopotamya'dan müziği alıp Yunanlılara verdi diye bir şey yok. Her kültür müziğin aktarımında her zaman öyledir. Bir şeyleri alır, belli unsurları alır, kendine uyarlar. Bunun maalesef belli bir metodu yok. Kimi durumlarda bakarsınız çalgılar el değiştirir, kültür değiştirir ve bambaşka bir şekilde kullanılmaya başlar. Bazen bakarsınız akustik fenomenler farklı kültürlerde çok farklı anlamlar ifade etmeye başlarlar. Dışarıdan bakınca benzer görünürler fakat kültürel bağlam içinde bambaşka bir yere giderler. İşte onları biraz anlamaya çalışacağız. Belki çok kısaca herkes ortaokuldan çok net hatırlamayabilir. Frigler kimdir? Nerede yaşamışlardır? Tam olarak nereden geldiklerini hala bilmiyoruz. Şimdi Avrupalı bir topluluk oldukları biliniyor. Ege göçlerinde Trakya üzerinden haritada görülen yollardan Anadolu'ya girdikleri düşünülüyor. Bu haritada şu ortadaki pembeyle gösterilen kısım Frig bölgesi diye verilmiş ama aslında etki alanı çok daha geniş onda. Bu devletin en güçlü olduğu zaman ki merkezi alanı diye düşünün. Burada Lidyalılar diye gördüğünüz bütün bölge mesela Yunanlar için Lidya ve Frig sözleri birden hatta aynı anlamda bile kullanılıyor aşağı yukarı. Doğulu komşuları onların. Tek bir kültür gibi bakıyorlar. Etimolojik olarak da Frig'in aslında tek bir etnik topluluğu en azından başlangıçta ifade etmeyip bir takım bir arada hareket eden göçmen toplulukların genel adı olduğuna dair de bir rivayet var. Neticede Hint-Avrupalı olduklarının dilleri nedeniyle biliyoruz ve en azından en geç milattan önce 1200 civarında Anadolu'ya girdiklerine dair veriler var. Bu tarihi daha eski yapan yorumlar da var. Farklı dalgalar halinde geldiklerini söyleyenler de var. Bu bunu bilebilmek şu yüzden önemli olurdu. Maalesef tam tespit edemiyoruz. Tam tarihlerini bilseydik, Frig müziğine ait hangi veriler kendi yanlarında birlikte getirdikleri şeyler, hangilerini Anadolu'da hazır buldular. Bunu ayırmak belki tarihler netleşseydi mümkün olabilirdi ama öyle bir ayrıma büyük ölçüde giremeyeceğiz. Sadece bazı konularda belki ipuçlarından bahsedebileceğiz. Friglerden kalan yazılar büyük ölçüde Roma döneminden, yani Frigya'nın güçlü bir devlet olduğu dönemden kalan yazılı kaynak çok az. Dolayısıyla büyük ölçüde yazılı olarak yine Yunan yazarlarının, filozoflarının Frigya üzerine söylediği şeylere dayanmak durumundayız. Fakat dil milattan sonra 500'e kadar hala Anadolu'da rastlanan kullanılan bir dil ve kültürel etkilerinin de çok uzun sürdüğü ve geniş bir coğrafyaya yayıldığını en azından biliyoruz. Frigler hakkında söylenen yazılı kaynaklarda çok zengin oldukları, yine aslında hemen hemen bütün Anadolu toplulukları için söylendiği gibi metal işleme konusunda çok gelişkin oldukları, çok zengin tarım hayvancılık kaynakları oldukları söyleniyor. Bunların dışında çok müzikal bir toplum oldukları da yine daha sonraki yazılı kaynaklarda anlaşılıyor. Yine bugünden farklı olarak geçmişe gittiğimizde, şimdi ben müzik diye girdim ama birden dine geçeceğim, onu neden yaptığımı anlatmak istiyorum. Kısaca din ve müzik birbirine ayrılmaz unsurlar. Hala dünyada böyle topluluklar var ama endüstrileşmiş bizimki gibi modern ülkelerde bunlar artık pek rastlanmıyor. Ve din genelde insanların daha çok üzerinde düşündüğü, yazdığı, çizdiği bir şey. Yani biz eski uygarlıkların
Şimdi halk müziği hakkında daha az şey biliyoruz ama dini müziklerini daha çok duyuyoruz. Çünkü ritüeller önemli, belli kurallar içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. O yüzden de yazıya dökülüyorlar. Frick müziğinin de bize en somut aktarıldığı alanlardan biri aslında din. Frick dininin en çarpıcı kültü ana tanrıça kültü ki belediyor. Ana tanrıça var, bu da aslında Fricklere has bir şey değil. Hem Anadolu'nun daha eski uygarlıklarında, hem Fricklerin komşu uygarlıklarında, hem de Mezopotamya'da çok rastlanan bir şey. Yani çok farklı isimlerle ama benzer özelliklerle bir ana tanrıça kültü. Hemen her zaman görüyoruz. Fakat Kibele'nin Frick ana tanrıçasının belki farkı çok uzun zaman ve çok geniş bir alana yayılabilmiş olması. Ta Roma'ya kadar ve çok daha geç zamanlara kadar bu kültün bir şekilde devam ettirilebilmiş olması. Bu da mesela bir Roma döneminden bir Kibele heykelciği. Dediğim gibi bu inancı Frickler geldi Anadolu'da mı buldular yoksa yanlarından getirdiler ya da belki ikisinin bir sentezi mi bilmiyoruz. Fakat onlar için çok önemli olduğu aşikar çünkü sürekli tasvir edilen bir figür ana tanrıçı Kibele. Bu da İzmir'den Roma döneminden bir Kibele heykelci. Bunların standart unsurları var. Aslan, Kibele'nin her zaman yanında görmeye alışkın olduğumuz bir figür. İşte hayvanların kralı olarak. Çünkü Kibele bütün canlılar dünyasına hükmediyor. Fakat o hani güç ve ilahi varlıklar çok şaşırtıcı bir bağlantı değil. Fakat diğer başka tanrı ve tanrıçalardan farklı olarak müzikle bağlantısı da her zaman Kibele'nin her tasvirinde açıkça görülüyor. Çünkü elinin altında tuttuğu bizim daire dediğimiz aslında bir davul. O dönemki adı farklı olmak üzere. Kibele'nin davulu çalarken tasvir edildiği versiyonlar da var. Fakat yani sadece varlığı bile müzikle ilişkisini açıklamak için herhalde yeterli. Müziğin daha hani pratiklikle geçmek için belki Kibele'nin kültürün en önemli hikayelerinden biri olan Atis mitini kısaca anlatmakta fayda var. Kibele Zeus'un tohumunun toprağa düşmesiyle çift cinsiyetli bir tanrıca, tanrı veya tanrıcı bir tür ilahi varlık olarak dünyaya geliyor. Fakat tamamen kontrolsüz. Ne tanrılar umurunda, ne insanlar. Her şeyi yıkıp yıkıyor. Ve Olimpos'ta tanrılar kendi aralarında konuşuyorlar. Ne yapacağız? Bir çözüm bulmak lazım. Dionysos'un Kibele'yi yakalayıp bağlamasına karar veriyorlar. Dionysos, Kibele'nin su içtiği nehre şarap döküyor. Ve erkek cinsellik organından bir ağaca bağlıyor uyurken. Kibele uyanıp panik halinde gitmeye çalışırken kendine adım ediyor. Buradan çıkan kan toprağa düşüp bir badem ağacının, meyve veren bir badem ağacının oluşmasına neden oluyor. Bu badem ağacını kucağının bir meyvesini kucağına koyan Sakarya Nehri Tanrısı'nın kızı bundan hamile kalıyor ve Atis oluyor. Atis tabi annesinin şaibeli hamileliği nedeniyle nehir tanrısı Sangrios çıldırıyor. İşte kızı hapsediyor, aç bırakıyor. Kız bir şekilde ölmüyor, çocuğu doğuruyor. Fakat çocuğu atıyorlar sonra ve bir teke tarafından büyütülüyor. Erkek bir keçi tarafından büyütülüyor. Atis büyüdüğü zaman olağanüstü güzel bir adam oluyor. Ve artık erkeklik kısmını kaybedip hermafroditlikten çıkıp sadece kadın olan Kibele Atis'e aşık oluyor. Fakat Atis'i akrabaları bir kralın kızıyla evlenmek üzere Pesinus'a gönderiyorlar. Frigya'nın Kibele kültü merkezi bir Pesinus. Sivri İsa'yı sınırında. Bu kralın Midas, Gordion kralı Midas olduğunu söyleyenler de var ama versiyonlar, farklı versiyonlar mevcut. Kibele bulununca çıldırıyor, düğünü basıyor. Düğünü basıp herkesi delirtiyor. İşte çıldıran insanlar kendilerini öldürüyorlar. Atis de çıldırıyor tabii damat olarak ortamda bulunduğu için. Ve Atis de kendini öldürüyor. Bir cinnet halinde. O da kendini keserek öldürüyor. Kibele pişman oluyor yaptığına.
Zeus'a yalvarıyor, Atis tekrar canlandırıyor, kabul etmiyor, sadece saçların uzamaya devam etmesini ve bedeninin çürümemesini bahşediyor. Neyse canlanamadığı için Atis'i gömüyorlar. Peşin üstüne gömülüyor. Ve Kibele bu pişmanlığı içinde Atis için bir kült oluşturuyor. Rahipler atıyor, görevlendiriyor. Bundan sonra her yıl nehir kenarında Atis için festivaller düzenleniyor. Şimdi muhtemelen düşünüyorsunuz. Bir, bunun müzikle ne alakası var? İki, bize ne? Atis'in festivali aslında bir vejetasyon festivali. Yani her yıl baharda düzenleniyor, ölüp yeniden dirilmek, doğanın yeniden canlanmasıyla ilgili bir şey. Bu aslında bize mitolojinin ne kadar açıklayıcı da olabileceğini, dünya görüşünü, o insanların dünya görüşünü anlamak bakımından ne kadar açıklayıcı da olabileceğini gösteriyor. Müzik açısından önemli. Az sonra anlatacağım şeylerde burada geçen bir sürü figüre rastlayacaksınız. Midas, Filik müziği için çok önemli. Atis'i bir keçinin büyütmüş olması enteresan. Çünkü müzikle ilgili en önemli mitolojik karakterler ve Filik müziği ve genelde yarı keçi, yarı insanlar. Ve Atis için düzenlenen festivallerde gerçekten de Filik müziği icra ediliyor her sene. Bu gördüğünüz double Yunan ve timpanon dediği bu festivallerde kullanılan temel çalgılardan biri. Atis Festivali'nde her sene önce bir ölüm tekrar temsili olarak canlandırılıyor ve cenaze yapılıyor. Ve üç gün ağıtlar yakıyorlar. Ağıtlar yakarken, şimdi biz ağıt deyince biraz böyle daha ağır, daha azıcık belki enstrümansız, sadece vokale dayanan şeyler düşünüyoruz. Frikler anlaşılan öyle düşünmüyorlar daha sonraki anlatımlara göre. Bol bol vurmalı çalgı kullanıyorlar. O davulun yanı sıra çalpara dediğimiz ufak zilleri ve onların Türkçe'de bir adı yok. Şakşak diyebilirsiniz. Onlar birbirine vurulan çubuklar. Kamıştan veya ahşaptan yapılıyor. Ziller de ahşap olabilir ama Anadolu'da metal daha yaygındır. Bunlar tabii Frik döneminden çok daha eski şeyler. Çalparalar en azından değil, eski değil. Bunlar ama Mezopotamya'da çok görülen ve Kipriklerin hatta kendine özgü versiyonunu geliştirdiği çalgılar. Bunlara yerel Anadolu çalgıları demek mümkün. Atis kültünün altlarında işte bu çalgılar kullanılıyor ve bunun yanında Aulos da var ama Aulos'a birazdan detaylı gireceğim. Üç gün ağıt yakıyorlar. Bu pardon, ağıtlar yakılırken dediğim gibi çok ritmik ağırlıklı. Ve bol vurmalı çağrının kullanıldığı müzikler icra ediliyor ve rahipler kendilerinden geçiyorlar, bir ekstazi haline giriyorlar. Onun üst noktası yine kendi kendine hadım etmek. Böylece de Kibele ile bir ekstazi içinde bir olup ona hizmet etmek hedefleniyor. Biraz düşündüğünüz zaman mesela yani bu ekstazi halinde tabii acı duyma hissi falan da azalıyor. Bunun aslında bugün de yapılan bazı dini ritüellerden prensip olarak çok bir farkı yok. Artık kimse kendine adım etmiyor belki ama işte şiş geçirenler olabiliyor veya hatta ilginç bir şey o bir de anlatıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu rahipler uzun saçlarını açık bırakıp kafa da sallıyorlar. Yani biraz heavy metal rock dünyasına girip. Şimdi belki şeyi güzel bir örnek bu. Kültürler arası benzerlik bulduğu zaman insanlar genelde birinin öbürünün kökeni olarak görmeye çok eğilimli. Fakat insan aslında bir tür yani biyolojik bir tür ve dünyanın farklı yerlerinde, farklı zamanlarında benzer düşüncelere kapılıp benzer şeyler icat edebiliyoruz. Bugün anlattıklarım yüzünden şey düşünmenizi isterim. Yunan müziği de Anadolu'dan gelmiş, aynen almışlar öyle bir şey yok. Çünkü öyle olsaydı şöyle dememiz gerekirdi. Bu kafa sallama hikayesi yanlış hatırlamıyorsam 68 veya 69'da Boston'da adı konuldu en azından Led Zeppelin konserinde. Onun da farklı türleri var bu arada. Punk, progressive rock daha öne arkaya sallar, heavy metalci kafayı çeviriyorlar. Rahipler çeviriyorlar bir de öne arkaya mı sallıyordu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Mesela Led Zeppelin bunu Friklerden almış olamaz. Zaman ve coğrafya çok ayrı olduğu için bunu görmek daha kolay. Ama yakın coğrafyalarda da biraz kafada o düşünceyle biraz hani
her kültürün kendi katkısını yaptığını düşünerek ele almakta fayda var bütün konuları. Bütün bu arada karakterlerin büyük kısmı zaten kafasal olarak şeyler. Standartlarımız öyle. Tabii. Hatta var. Ayaklık zikirler var. Ve orada da şey de var. Kendinden kesinlikle var. Tabii. Orada da müziğin ritmik alıyor. Çünkü estetiği girmek için bir kere armoniler, çok kompleks melodiler çok faydalı oluyor. Tamamen biyoloji bu bizim yani. Belli bir ritmi çok tekrar eder bir şey. Duyduğunuz zaman kafa değişik işlemeye başlıyor. Farklı bir algı aşamasına geçebiliyorsunuz. Üç gün notlar yapılıyor. Vurmalı çalgılar eşliğinde. Kendilerinden geçiyorlar. Üç gün sonra bu sefer ötesi tekrar canlanmış oluyor. Ve artık kutlamalar yapılıyor. Kutlamalardaki müzikle ağır kısımdaki müziğin farkı hakkında maalesef o bitti. Çok bir şey anlatmamış. Fakat bu ritüellerin çok uzun süre devam ettiği biliniyor. Yani şunu da düşünebiliriz, o müzik muhtemelen hep aynı da kalmamıştır. Çünkü geçmiş uygarlıklarla uğraşırken düşülen bir hata da o. Hani Mezopotamya müziği, bir zaman bunun Babil'i var, Asur'u var, Sümer'i var, eski Babil'i var, türlü Babil'i var ve binlerce yıllık süreçlerden bahsediyoruz aslında. O müziğin de değişmeden kalması çok Mezopotamya son 20 yılda şimdi dünyamızda değişti kadar hızlı değişmemişti muhtemelen ama bazı farklar olduğunu varsaymak gerekir. En azından milattan sonra 1. 2. yüzyıla kadar Anadolu'da devam ettiğini biliyoruz. Roma'da muhtemelen daha da uzun süre benzer bir şekilde ama değişikliklerle birlikte muhtemelen devam eden bir ritüel tipi bu. Şimdi Aulos, ya şöyle diyeyim, bu Frigler genel olarak, kültür olarak bu işte rahiplerin bu aslında ahlaksız tavırları değil. Yunanlar, ne Yunanlar ne Roma kültürü tarafından çok da takdir edilmiyor. Genelde hor görülüyor. Fakat Kibele'nin gücünü kabul ediyorlar ve büyük saygı duyuyorlar. Hatta Zeus'un bile Kibele'den az çok çekindiğine dair böyle lafların geçtiği yazılar var. Roma'da bir dönem geldikten sonra şey yasaklanıyor, adım etme uygulaması yasaklanıyor. Hatta normal halkın rahipleri yaşadığı manastıra girmesi yasaklanıyor falan. Ama Augustus döneminde ondan vazgeçer çünkü Kibele'nin yardımına bir savaşta ihtiyaç duyuyorlar. Birdenbire bütün şairler, heykeltıraşlar falan Kibele'yi ölmek üzere teşvik edilmeye başlıyor. Heykel getirmiyor Pesimus'tan. Öyle bir hikaye olması lazım. Pesimus'ta bir taşı var onun. Evet, o getirmiyor. Onu getiriyorlar. Şehri kurtarmak için falan. Yani müzik sadece müzik olarak kalmıyor. Dinin sadece din olarak kalmadığı gibi. Bütün o kültürel değerler sistemi ama bazen politik durumlarla da birlikte düşünmek gerekiyor herhalde. Şimdi vurmalı çağların dışında Aulos var dedim. Aulos nefesli bir çaldı. Bu Kibele heykelciğin iki yanında bir solda Aulos taşıyan, yerine kitara taşıyan iki figürü görüyorsunuz. Kibele kültürü Anadolu için daha tipik olan Aulos aslında Yunanlar açısından, onların bakışından. Frig öncesine baktığınızda bir pas figürü Aulos'tan çok daha fazla ama Friglerden aldıklarını açıkça söyledikleri ve Friglerin bu konuda özel olduğunu Yunanların ifade ettiği konu Aulos. Aulos müziği. Onların doğulu komşularını özgü bir şey onlar için. Aulos bugünkü zurnaya benziyor aslında yapı olarak. Çift dilli bir çalgı, bir boynun arkasına ağızlık takılıyor, o ağızlık aracılığıyla icra ediliyor. Ve büyük çoğunlukla çift olarak çalınıyor. Çift boruyla çalınıyor. Burada da aslında çok iyi bir fotoğraf değil ama çift çalındığını görürsünüz. Benzer çalgılar Türkiye'nin özellikle Güneydoğu'sunda hala var. Arap dünyası zaten çok halk müziğinde yaygın kullanılıyor. Argul, mızmar derler. Onun ama ağızlı farklıdır. O klarnet tipidir. Bu oboa tipi bir ağızlı. Şimdi bu çalgının kuvvetli bir sesi var. Nehir kenarında yapılan ritüelleri düşünen Kürt kutlamalarını
yüksek sese ihtiyacınız var. Yine zurna gibi düşünebilirsiniz yani. Zurna işini şurada çalsak çok üzülürsünüz. Kapalı alanda özellikle biraz zurna seversin ama açık havada duymak daha iyi. Bunlar açık havada enstrümanlar tutulur çünkü çok yüksek çıkar sesi. O yüzden aslında avlusun daha çok kullanıldığı bir tahmin. Ve Aulos aslında başlangıç dediğim Yunanların çok bayıldığı bir şarkı da değil. Yani biraz şey diyorlar. Kaba. İnsanın hayvani yanını öne çıkaran bir yanı olmasından endişe ediyorlar. Ama işte Atis kültüne baktığınız zaman zaten insanın hayvani yanı oldukça ön planda. Yani çok bir olgun, oturgun, derin düşünün, meditasyon için bir hava yok. Tanrı'ya ulaşmanın başka bir yolunu bulmuşlar. Lir buna karşılık gitara daha sofistike, daha incelikli, daha elegant bir çağrı olarak görünüyor. Biraz da o yüzden mesela Ekrem Akurdallı heykel için şeyler, bu bir frik ürünü değil gerçek anlamında. Bu heykeli Yunan ekolünden yetişmiş bir heykeltıraşın yapması lazım. Yoksa Tanrıçanın yanında gitarın ne işi var? Ben çok o fikirde değilim açıkçası. Çünkü bir Anadolu'nun Türklerden önce en önemli çağrılarından biri. Zaten Hititlerde mesela üstelik ritüellerde de gayet yeri var yani. En önemli yerlerden biri onu. Bu işte Aulos gitarı ikiliği biraz Platon zaman, biraz daha geç zamanlarda klasik zamanlarda aslında çok konuşuyor ki Platon da Aulos'u hepten kötülemez. Sadece Aristo işte eğitim için doğru bulmaz. Platon da Aulos'un belli kullanımlarını onaylar. Fakat bu aslında daha 18. yüzyılda çıkmış bir düşünce. Nietzsche'nin işte Apollo müziği, Dionysos müziği ayrımı yapmasıyla o dönemde böyle düşünülmüyor olma ihtimali çok fazla. Bu heykelde onu gösteriyor. Ayrıca bunun dışında da Kibele kültünden eğer Kibele'yi ilgilendiren mitolojik hikayelerdeki figürlerin de Lir'le çok ilişkileri kısarlarla oluyor. Onları da yeri geldikçe anlatacağım. Kitara ve Lir'i değişimli kullanıyorum çünkü kitara Lir'in bir alt türü aslında. Gördüğün haliyle. Lir daha jenerik isim diye düşünebilirsiniz. Geniş genel isim o. Başka kullanılan çalgılardan bir tanesi de bizim panflüt diye bildiğimiz. Yanında adının panflüt olması ile bir tane pandır. Dikkat ederseniz gerisi keçiye. Yani o bağlantı buralarda karşımıza çıktı. Panflütü sanıyorum biliyordun herkes. Tabii farklı boylarda kemişlerin birbiriyle bağlanmasıyla yapılır. Böylece farklı notaların çıkması mümkün olur. Aslında basit bir çalgıdır. Hani teknik olarak Aulos veya kitarın çok karmaşık değildir. Bu buradaki örnek heykel Tirnova'dan, Bulgaristan'dan. Onu da bilerek seçtim aslında. Anadolu'dan da pansiyon örnekleri var. Friklerin geçiş yolu üzerinde. Trakya'dan geliyorlar. Ve Traklarla da akrabalar. Traklarla yani akraba diyeyim derse bile bir yakınlıkları var. Müzik alanında da bunun böyle olması doğal olarak çok muhtemel. Bu da Kibele kültürünün belki en önemli değil ama kullanılan çalgılarından biri. Şimdi Aulos'un detayları, burada bunlar Polat'la Gordion Müzesi'nden Aulos'lar, kemikten yapılma. Aulos hemen hemen her malzemeden yapabiliyorsunuz. Gümüş kaplama olanları da var, fil dişi de var, ağaçtan yapılanları da var. Bunları bir çift olarak koydum ama bunların bir arada, ikisinin bir arada çalındığına dair bir şey yok, elimizde kanıt yok. Sadece bölgeden örnekler, gördüğünüz gibi farklı delik sayıları var. Aulos'un ilk ortaya çıkış zamanında 4 deliği bir de arka tarafta ses deliği, baş parmak için deliği olduğu düşünülüyor. Fakat zamanla çok gelişiyor çağrı. Bunlar göreli basit örnekler. Sadece 2 deliği olanın bir eşlik borusu olması muhtemel. Yani bir çift çaldığınız zaman. Genelde demeyeceğim bölgeye ve zamana göre çok değişiyor ama bazen 2 borda da eşit sayıda delik olur, bu şu demek ki burada aynı sesleri çıkarır. Veya
bir boru farklı olur ve biri eşlik, diğeri melodi için kullanılabilir veya değişimli kullanılabilirler. Bu dediğim gibi basit örneklerden birisi ama Gordion'da bulunan daha epey şey var. Bunlar sadece en iyi durumda kalanlar. Yani Frigya'nın başkentinde kazılardan çıkarılan bayağı bir müzik malzemesi var. Fakat maalesef kırık dökük oldukları için çok değerlendirme şansımız yok. Şimdi mitolojiye baktığınız zaman, biraz tarihsel kaynak gibi yorumlayarak kullanmaktan bahsetmiştim. Mitolojiye baktığınız zaman bu çağların genelde bir mucidi oluyor. Hiçbir çağ kendi kendine ortaya çıkmıyor. Timpanon için ki belirli şeylerden, Aulos'a eşlik etmek için icat etmiş diye. Aulos'un icadı biraz daha karışık. Çok farklı hikayeler var hakkında. Belli müzisyenlere atfedildiği hikayeler var. Onlara belki biraz daha detaylı girme şansımız oldu. Bir de tanrısal bir hikayesi var. Fakat yani tanrısal olan her şey orada tabii tarih tespit etmek çok kolay değil ama diğer müzisyenlere bağlanan hikayelerde verilen tarihler genelde geç. Yani M.Ö. 6. 7. yüzyıla ancak tarihlenebiliyor. Belki 8. Fakat daha önce bölgede Aulos'un olduğunu biliyoruz. Hani Mezopotamya'nın ötesinde Yunanistan'a daha yakın Ege'de olduğunu biliyoruz. İşte bunlardan iki örnek. Kiprat adaları zaten Yunanistan'la karasına çok yakın. Orada bulunan birkaç mermer heykelcik var. Onlardan biri hepsi müzisyen. Arslan var. Daha doğrusu hepsi müzisyenli. Bir ben çok müzisyenli. Bulunan M.Ö. 3. bin yıl tahmini bir tarih ama çok daha erken olması olası gözükmüyor. Burada tabii çağının detaylarını görmek çok mümkün değil. Diğer tasvir çok kötü bir fotoğraf ama Minos kültüründen bir tasvir. Buranın ilginç yanı dikkat ederseniz iki boru eşit değil. İki borun soldaki boruda tuhaf bir duruş var. Yukarı doğru çıkan bir uzantı var orada. M.Ö. 1400 tabi rivayetlere bakarsanız Friklerin orada olması için çok erken bir tarih. Ama bu Aulos daha sonraki Yunan kaynaklarında Frik Aulos diye geçecek bir Aulos. Tipik özelliği sol burunun üstündeki bu uzantının olması. Onun sesi biraz daha toplaştırdığı ve gürleştirdiği düşünülüyor. Bu hatta afişteki o ufak şeyin üstündeki de aslında yani çok küçük tasvir edilmiş bir Frik Aulos'uydu. O da önemsiz bir detay değil. Apemeia'dan bir sikke o. Gordion, yani şey Frik kültürünün önemli şehirlerindendir Afyon civarında. Bir müzik aletinin paraya basılması onun çok ciddi bir kültürel anlamı olduğunu gösterir. Yani hani biz de paranın üstüne her şeyi basmıyoruz. Biraz mühim insanlar veya mühim nesneler olmaları gerekiyor. Frik Aulos'un böyle karakteristik bir özelliği olduğunu anlaşılıyor. Ayrı bir adı var hatta Yunan dilinde Ilimos diyorlar bunlar. Roma dönemine kadar tasvirleri devam ediyor. Fakat benim bildiğim kadarıyla bir buluntu yok. Yani günümüze ulaşmış. Bir çalgı yok. Keşif hikayelerine geçmeden çok kabaca gerçek durumu söyleyeyim. En azından Homeros zamanında Aulos'un Yunan müziğinde çok önemli bir yeri olmadığı anlaşılıyor. Gerçekten Homeros'a atfedilen, en azından dil bilimcilerin öyle düşündüğü kısımlarda sadece 2-3 yerde Aulos bahsi geçiyor. Onda da Aulos Truvalıların, Anadolu'ların çalgısı. Yani Yunanların alakası yok. Aulos'un ama sonradan Yunan kültüründe çok çok önemli bir çalgı olduğunu görüyoruz. Bu da işte belli bir kültürel aktarımdan sonra gerçekleşmiş olsa gerek ve orada işte Friklere gerçekten kilit bir rol gitti. Onu Yunanlılar da kendileri söylüyorlar zaten çok çeşitli hikayelerle. Aulos'u Anadolu'dan büyük ölçüde Friklerden aldıklarında. Konuyu iyice dağıtmadan yine bir külte dönüp oradan bağlantı yapmak istiyorum. Kibele kültürü de çok yakın. Yine Yunan kültüründe yabancı, doğulu olarak yönden Dionysos
kültü de var. Dionysos'ta Anadolu'da bir tane de demek mümkün sanıyorum. Ve aşağı yukarı müzikal olarak benzer özellikleri görüyoruz. Ritim aletleri de Dionysos kültüründe kullanılıyor ağırlıklı olarak. Aulos ana çalgısı ve yine ekstatik bir ruh haline girmek için yapılan ritüelleri görüyoruz. Bunlar ikisi birden Yunan kültürüne doğulu unsurlar olarak girmiş durumdalar. Müziklerinde etkiledikleri düşünülüyor. Bazı özellikler dediğim gibi sadece Anadolu'ya has değil. Mesela kastral şarkıcılar Mısır'da da var, eski Mısır'da da var, Mezopotamya'da da var. Bunlar rahip de tabii yani, rahip aynı zamanda müzisyen. Fakat bunun yani şu haliyle işte belli çağrılar kullanılarak ve ritme ağırlık vererek Tanrı'ya ulaşmış. Şeyin çok Anadolu'dan Yunanistan, Yunan kültürüne girdiği en azından onların anlatımlarıyla anlaşılıyor. Bazı hikayelerde Dionysos hatta Atis'le de özdeşleştiriliyor. Şimdi Aulos'un mitolojik bulunuşuna dönersin. Yine tanrısal bir vaziyet var. Athena ilk defa Aulos yapıyor rivayete göre ve bir şeyle tanrılar ziyafetinde çalgıyı icra ediyor. Fakat Hera ve Afrodit dalga geçiyorlar. Dalga geçiyorlar Athena'yla. Çok sinirleniyor. Ziyafeti terk ediyor. Gidiyor Hida Dağı'na çekiliyor. Ki o da bir Kibele kült merkezidir. Balıkesir'e, Çanakkale arasında. Hida Dağı'nda çalgısını çalarken bir kaynakta kendi yüzünü görüyor ve neden alay ettiklerini anlıyor. Suratı kıpkırmızı, yanaklar şişmiş, böyle çirkin bir hale gelmiş tabii. Bunun üzerine sinirlenip çalgıyı bir kenara fırlatıyor ve bu çalgıyı Marsya'ya asılıyor. Marsya'sın insan mı olduğu, silen mi olduğu biraz tartışmalı ama Frikyalı olduğu kesin. Marsya çalgıyı alıyor ve kendi kendine çalgı icra etmeyi öğreniyor. Ondan sonra bu çalgı yüzünden Apollon'la kavga edip çok büyük olaylara neden oluyor. Fakat önce şeye bağlamak istiyorum, ondan sonra belki yine mitolojiden devam ederiz. Mitolojiden nasıl anlam çıkarmak gerektiğiyle ilgili belki bir şey. Şimdi bir tanrıçayla başlıyoruz ama Marsyas daha sonra hakikaten müzikal bir figür olarak her yerde karşımıza çıkıyor. Ve daha geç tarihlerde farklı karakterler Marsyas'ın yaşadığı şeylere benzer şeyler yaşıyorlar. Bu bir tür Yunanlı için tarih yazımı tabi. Bazı şeylerin icadını bir noktaya koymak istiyorlar. Marsyas'ın örneğin başka müzikal şeyleri de icat ettiği söylenir. Freak modu bunlardan biridir. Freak modu nedir? Antik Yunan müzik kültürüne baktığımız zaman kullanılan, hani yayma olarak kullanılan pek çok müzik dizisinin Anadolu'daki uygarlıklarla özdeşleştiğini görürüz. Hani Libya'yla, Frigya'yla, İonya'yla, Aurya'yla. Zeynep'in özellikle dikkat çektiği gibi bunlar arasında belki de en fazla önem atfedilen dizi Frig dizisi. Şimdi şöyle bir durum var ortada. Her ne kadar hani Yunanlılar biraz Frig müziğini doğulu olarak görüyorsa belki hani bir miktarda olsa böyle hani biraz ötekileştiriyorsa da kaynaklardan aldığımız kadarıyla bu müziğin ilgi çekiciliğine de çok da kayıtsız değiller. Zira Yunan kaynaklarını hani dönemin müzik kaynakları şöyle derleyip topladığımız zaman belki de en fazla bilgiyi Friglerle ilgili görebiliyoruz. Frigya'daki müzisyenler, onların değişik icra üslupları, özellikle Aulos'un değişik icra karakterleri. Hatta yine Yunan kaynaklarında ilk defa yapılan bir derlemeden bahsediliyor. Frigya'da 3 tane Aulos icracısından yapılan bazı ezgilerin derlenerek Yunan anakarasına taşındığını ve orada icra edilmeye devam ettiklerine dair çok ilginç bir bilgiyle karşılaşıyoruz. M.Ö. 4-5. Yüzyıllarda. Dolayısıyla hani teşhis ettiğimiz en eski derleme kaydı olduğu bile söylenebilir bunun. Tabii ki bu derlemenin notaları şu an mevcut değil ya da hangi notanın o derlemeye denk geldiğini söylemek çok da mümkün değil. Ancak
Yunanlıların Frig yüzüğüne özel bir önem atfettiğini buradan anlamak mümkün. Frigya dizisi tiz karakterlerde seyreden, aralık olarak şimdi birazdan örnekleyeceğim. Bunları oradan duyarak daha herhalde net olacak. Tiz karakterlerde seyretmesinden dolayı biraz kadınsı özellikler taşıyor. Ve biraz da hüzünlü olarak tanımlanan Yunanlılar tarafından bir müzik dizisi. Ve iki, yine ritüellerde de yoğunlukla kullanılan dizi olduğu inandıklarına kaynaklarını söyleyelim. Şey yapalım, size bir örnek verir isterseniz. Thank you.
sorduğumuz zaman bizim hemen aklımıza bir tarafta bir başlangıç yapalım. Çünkü hani yırtıcı yanıyla, çığlık çığlığa bir karakter. Şöyle de bahsediyoruz ya zaten. Hani Avrupa'nın da öyle tedirgenici bir sesi olduğundan bahsediyoruz. Siperleriyle güçlü bir ses olan. Dolayısıyla bir sesler yoğunluk yani oradan başlayan bir müzik bize hemen duyurduk. Dolayısıyla bu aradan başlayalım. Civan böyle salınma, senden yaşı var yamanma. Ferhadıma şaldım sarpa, şirini sende bulma. Aşk adına binmeyenler, çeşmin yaşın silmeyenler, bunda güzel sevmeyenler, tut bir yanı taşamanlar. Bu ilginç şekilde demin tarif ettiğimiz çalıştığımız ses diye çok paralellikler için, bu diziye çok benzerlikler içeren bir ses.
1670 yılında, 1670 yılında Türkiye elindeki devri değişimleri yaşadı. Burada her dönemde bazı farklılıklar ortaya başladı. Ve çok önemli, bizim geleneksel müziğimiz için çok önemli bir perde ortaya çıktı. Şimdi... Şu perde, yani altı sıralık perde, trigem müziği için. Azıcık tanımlaşıyor. Ve bundan belki daha önemli, ikinci sıralık perde. Daha azıcık tanımlaşıyor. O da şöyle bir Çin'den de hemen en ayrı sayısız örnek. Yani bu bir kalıp, bu aşık sayısının destesi demek buna çok da net cevabı değil hani sorun. Belli kalıplar üzerinde zaten halk odamları destekler. O kalıpları kullanır çünkü yöresini müzik karakterini temsil eder. Sözleri değiştirirler, müzik kalıplar ufak değişiklikler yaparlar. Böyle kendine az doğrudan karakteri ortaya koyar. Veysel'in başka bir değişi. Geçti bahar, geldi yazın. Geçti bahar, geldi. Turnam senin yüzünü sever. Sinemi de alırsın. Turnam senin sunarsın. Sinemi de sadece perdelerin o peşleşmesizleşme sesine farklılık var. Ama biraz önce örnek dediğim o
kullanmış. Yine karakter olarak dilden başka, seslerden, İngilizce seslerinden başka, otomatik olarak bir karakter uygulamış. Dolayısıyla, hani şöyle düşündüğümüz zaman, bir dizisi karakter olarak Anadolu'nun antikinden dönemde önemli bir müzik figürüydü. Bunu biliyoruz, yani antikinden kaynakları da böyle anlatıyoruz. Sonrasında da yüksek ihtimalle bu önemli devam etmiş gibi bir dizisiniz. Tabii ki şunu bilmek lazım. Yani buradaki organizasyon yapısı nasıl, ezgiler nasıl ortaya çıkmış, nasıl ezgiler çıkıyor, bunları bilmiyoruz. Yani herhangi bir notaya sıraya kayıp olmadan bu ezgiler ezgiler. Burada çok detaylı bir tarif olmadı. Ama tarihlerden anlayabildiğimiz kadar. Diziyi zaten biliyoruz, diziyi gördüğümüz kadar. Bu müzik karakteri Anadolu'nun hemen müzik karakteri olarak kendini sonraki senelerde taşımış gibi böyle bir kenar yorumumuz alırız. Rezeyle tutup verebiliriz, dostlar ve tamamlayacağız. Şimdi dinlerken benim kafam biraz dağınıktır. Konuyu dağıtmamaya çalışıyor ama daha hani kadınsı ve yetici bir şeyini yetiş seslendirdiğinde onu ondan yeni hikayeler de var. Fakat sesin kültürel algısı çok farklı tabii. Şimdi tek müziğinin Anadolu versiyonunu dinlerken ben gayet de huzur doldum. Çok da keyifli dinledim. Fakat şey hikayeler var. Frig modu nedir? Sarhoş yine bir ekstazi içinde gençler mesela. Dionysos'un takipçileri okuslar. Aulos eşliğinde kendilerinden geçiyorlar. Frig modu çalan bir Aulos eşliğinde. Pythagoras Aulos'u çalan müzisyene başka bir şey çalmasını söylüyor. Spondai modu. Mod da bir melodisi aslında ki o da bir Frigg'in icadı bu arada. Olimpos'un, Marsyas'ın öğrencisinin geliştirdiği bir melodi. Onu icra ettiği zaman Aulos çalgıcısı gençler ayılıyorlar, kendilerine geliyorlar ve insanlıklarını yeniden hatırlıyorlar. Böyle ki hatta aynı modla ilgili yine şey de var. Bir delikanlı sevgilisinin evini basıp yakmaya karar veriyor. Başka bir erkekle birlikte olduğunu düşünüyor. Kıskançlıktan çıldırmış durumda. Köşeli biri yine Aulos çalıyor. Hep ama Pythagoras nedense o yine bunu çaldırıyor ve şeyi sakinleştiriyor. Adam sevgilisini yakmaktan vazgeçip evine gidiyor. İşin ilginç yanı bu çıldırtan müzikte sakinleştiren de Frigg kaynaklı. İkisi de Frigg kaynaklı. Yani birisi Marsyas'tan geliyor, birisi Marsyas'ın öğrencisi Olimpos'tan. Ki Olimpos için Yunanlar şey derler. Güzel Yunan müziğinin ve güzel müziğinin yaratıcısı, ilk kurucusu derler. İlginç yani aslında Yunanların Anadolu'ya o anlamda, müzik anlamında neler atfettiği, bugün Strabon'a sorarsanız kendisi de Anadolu olduğu için vokal müzik bile Anadolu'dan gelmiştir. Yunanların hiçbir şeyi yoktu. Çok gerçekçi bir şey değil. Gerçekçi olan ama şu, eski Yunan müziğinde söz her zaman daha önemli. Vokal her zaman daha önemli. Hatta çalgıları anlatırken de hepsini insan sesine benzerliğine göre değerlendirirler. Benzemiyorsa daha çok da makbul değildir yani çalgı. Enstrümantal müziği çok büyük ihtimalle Anadolu'dan almış gibi görünüyor. Salt enstrümanla icra edilen müziği. Yine buna ilişkin de hikayeler var. Bu Marsyas, onun babası Diagnes ve onun öğrencisi Olimpos'a geçiyor o hikayelerde. Önce sadece Aulos'la yani şarkıya eşlik etmeden tek başına Aulos çalarak başladıkları. Ondan sonra bunun kitaraya, Yunan müziğinin daha makbul enstrümanı, kitaraya aktarıldığı yönünde de hikayeler var. Belki hazır sesten girmişken bir iki ses örneği de ben verebilirim. Bunlar Frigg dizisi değil benim getirdiğim örnekler. Bir tanesi Hippolydian mesela. Piyanonun beyaz tuşları gibi düşünebilirsiniz kabaca. Tabii eski Yunan'da şey yoktu, frekansı ölçmüyorlardı sesi ama aşağı yukarı öyle bir şey. Örnekleri getirme sebebim müziğin içeriğinden çok çalgıların nasıl tınlamış olabileceğini. Çünkü onu daha iyi biliyoruz. Bunlar replika çalgılar, burada icra edilenler. Bir Aulos'ta çalınıyor, burada da Aulos'un farklı tiplerini göstermek istemiştim. Önce dediğim gibi mekanizma çok farklı hale gelebiliyor. Yukarıdaki Hitit döneminden bir tasvir. Orada ağzında bile bant görürsünüz.
bant vardır. Horveya derler Yunanlara banta. Bu çift borunun ağzının dengede tutabilmek, dudağa destek olmak için kullanılan bir şeydir. Belki şeyle fonksiyon olarak karşılaştırmak da mümkün bu. Huzurların kullandık, huzurma çağında her zaman değil ama bir, çok da bilmiyorum niye kullandıklarını ama. Hangisini değil mi? Ne diyorlar önce? Plaka koyarlar ya şey. Ağızlık ama benim için kullandığım için sanırım benzer bir fonksiyonu olabilir ama olmuyor da bilir çünkü her jurnalcıda kullanmıyor. Hatay'da mozaik ilginç bir şey çünkü o aslında tabii çok teknik olarak doğru bir tasvir değil ama tasvir edilmeye çalışılan büyük ihtimalle. Aulos'un tonunu değiştirmek için kullanılan bir mekanizma. Çünkü klarnet gibi de tek, aslında belli tonları çıkarabilirsiniz. Tek çalgıyla mesela bağlama veya gitarla davulda gibi akordunu değiştireyim de işte frigyandan çıkayım, midyen çalayım diyemezsiniz her zaman. Onu değiştirmek için ileri zamanlarda Yunanlar öyle bir mekanizma geliştiriyorlar. Metal yüzükler takıyorlar çalgının üstüne. Bunların yerinde delik çevirdiğiniz zaman kapatıyor. Mesela dört delikli bir çalgıda böyle bir şeye ihtiyacınız olmayabilir tabii parmağınız yeter. Ama ileriki zamanda yapılan olosları çok daha artıyor delik sayısı ve daha komplike mekanizmalar geliştirmek gerekiyor. Hem tek bir çalgıdan daha fazla verim alabilmek için hem de delikleri herhangi bir şekilde kullanabilmek başka türlü mümkün olmadığında. Bu hipolidin icra edildiği de öyle bir avlos, metalden yapılmış bir çalgı, bir replika çalgı. Ses de şöyle çıkıyor. Sabit tutmak çok zor. Anlaştı. Zaten bu tip dilli çağlar biraz problemli bu konuda. Bir de ayrı bir Atina'nın çok çirkinleşmesinin bir sebebi de belki o nefes çevirme tekniği kullanılır. İcracı burnundan nefes alıp ağzından verir. Burnundan yaptıkları gibi. O çift boru olduğu zaman tabii çok kolay bir şey değil. Onu dengeli bir şekilde yürütebilmek. Paryan Apollon'a yazılan Övgü Zafer şarkıları veya ilahileri dediğim horo söyler ve aulos eşliğinde söyler. Burada kullanılan da tahta ağaçtan yapılmış bir tane. Diğeri de aslında antik Yunan'dan bir örnek. Daha eski, yani Homeros'un mesela epiklerini şöyle bir çalgı eşliğinde söylediğini düşünebilirsiniz. Yine bir replikadan benzer bir şey. Böyle bir eşlik, dört telli bir videodan dinlediğinizi düşünüyorum.
Herhalde birkaç hafta sürer. Tam olarak resimde gördüğünüz şarkı. Nasıl ve enstrümantal kullanmak burada. Şeyde, hani batılı araştırmacılar buradaki müziği incelediği zaman bildikleri şeylere benzetme eğiliminden bahsetmek mümkün. Öyle örnekleri çok görüyoruz maalesef. Dolayısıyla genelde bu dizileri işte piyanodaki dizilere ya da batı müziğin temel dizilerine benzetme eğilimi var. Ama esasında antik Yunan kuramına baktığımız zaman, yani demin benim de hani icra ettiğim o ara sesleri de mümkün kılan, onların da icrasını içeren ya da en azından frekans olarak onları mümkün kılan bir teori var antik Yunan geleneğinde. Dolayısıyla hani burada bu konuyla ilgili net bir yol edinmek için öncelikle müzikolojik temeli gerçekten sağlam bir çalışma ama aynı zamanda Anadolu'daki müzik geleneklerini komşularıyla beraber ele alarak yapılması gereken bir çalışmanın esas alınması gerekir. Batı'daki bazı çalışmalar uyumluyla bizim için yanıltıcı olabilir. Bu hani dinleme olarak güzellerinden biri ama pek çok çalışma Batı müziğindeki eşdeğer dizilere eşitleyerek bunları icra etmeyi tercih ediyor. Buna da dikkatinizi çekmek isterim. Buna müşahedeyse onu Türkiye'de yaptıklarını dikkat ediyor. O bana komik geliyor yani alternatif müzik burada varken Türkiye'de de onu yapıyorlar maalesef ama o genel bir sanırım bir yöntem problemi yani. Çünkü geçmiş başka bir ülke gibi aslında başka bir kültüre bakıyor gibi bakmak lazım. Tabii bu yönünde şeyden hani işte bir şekilde bakış açısı olarak hani dediğim gibi eşit durarak bütün o kültürel geçmişe eşit durarak tamamıyla bilimsel ve analitik bir çerçevede bakmak gerekiyor. Yani çünkü bizim genelde Anadolu kültürlere baktığımız zaman hani bir kısmını zaten hani buraya ait saymıyoruz. Bir kısmını da öteki olarak görüyoruz. Mesela Bizans bizim için bir şeydir yani Cüneyt Arkın'ın kovaladığı Bizans askerleri yani. Böyle bir şey var hani ya Bizans buranın en eski kadim kültürlerinden biridir. Başkenti buradaydı yani. Yani tabii hani imparatorluk merkezi Anadolu'da. Bizans bizim için her zaman bir şeydir, ötekidir. O yüzden mesela bizim Bizans ilaç duyduğumuz zaman şaşırıyoruz. Ya aynı, adamların ilayları aynı bizim gibi. Adamlar dediğimiz zaten biz yani. Adamlar diye bir şey yok yani. Dolayısıyla bu adamlar da bizim adamlar hani şeyler. Dolayısıyla ben bu hani bu Emine karşılıkları bağlantısını hatta Erzincan'a kadar gidiyor yok. Bunu şey yaptığım zaman falan şaşırmıyorum. Şaşırtıcı değil. Çünkü zaten doğal bir şey bekliyoruz burada. Biraz daha hani özellikle izole kültürlerde bu tip aşıklık geleneği gibi hani çok küçük tarihi çevrede icra edilen geleneklerde bu tip aktarımlar daha uzun zamana yayılabiliyor. Buradaki örneklerde olduğu gibi. Bir not var burada. Bunu son kez onu da hatırladım. İlginç bir kendi kitabımda ismi unuttum. Kendi yazdığımı okumadım. Kendi yazdığım kitabı okumadım. Zeynep okutuyorum ben yazdığım kitabı. Evet. Demin derlemeden bahsetmiştim ya. Derleme ile ilgili ek bir bilgi var. Şimdi, bir yine müzisyenden bahsediyor. Altman ya da Altman diye bir isim. Ben İngilizce telaffuz etmeye çalışmıyorum ama çalışmamaya çalışıyorum. Altman diye yazılıyor. Telaffuzu farklı olabilir. De Musica'da, meşhur dönemin önemli kaynağı De Musica'da kendinden bahsediyor. Bu kişi İonya'da Ayol kökenli, yani Ege'li bir erken dönem şairi. Frigya kökenli 3 Aulos icracısını anlatıyor. Onların isimleriyle ve üsluplarıyla onlardan bahsediyor. Bunun yanında aynı kişi demin bahsettiğim o derlemelerle ilgili de bilgi veriyor. Ve şöyle diyor. Cerbesyan diye yine okuyorum Türkçesini o şekilde okuyabiliyorum.
olarak adlandırdığı Frigya havalarını kendisinin de icra ettiğini söyleyen bu müzisyen, yine de müzikada böyle, böyle anlatılıyor, Lidya'nın başkenti Sardes'ten gelmiş olma ihtimali de vardır. Şimdi burada şöyle bir figür çıkıyor karşımızda. Lidyalı bir müzisyen var, Frigya havalarını icra ediyor. Hani bugünle bir karşılaştırmaya çalışırsak eğer, ne bileyim hani Ege'li bir müzisyen mesela Ankara Türklerini icra ediyor. Şu an popüler ya, Ege'den bir düğüne giderseniz Ankara'nın balayıyla karşılaşıyorsunuz mesela. Yani maalesef durumu Almanya'da kalsın. Ben orada bilmiyorum, biliyor musun? Geçen hafta. Bir arabada bir şey yanından ve Yunanca sözlerle Ankara'nın. Ama popüler, çok versiyon ya. Arkada danslar, manslar. Bayağı bir arkasından bakıp şey. Velhasıl hani Frigya müzik kültürünün sadece antik Yunan hani döneminde değil, önceki dönemde de yüksek ihtimalle Anadolu'daki diğer kültürler arasında da oldukça geçerli. Tabiri caizse bu tabirle popüler ve icra edilen, hatta merak edilen ve oradaki üslupta işte havaları çalmanın bir özellik olarak algılandığı, bir müzisyeni diğerlerinden ayırt eden bir özellik olarak algılandığı bir durum var. Yani Frigya bu yönünde Anadolu için özel bir müzik bölgesi ve bir müzik üslubunu temsil ediyor. Bunu söyleyebiliriz bunun için. Hem antik Yunan kaynakları öyle hem Anadolu kendi içindeki ilişkilere bakınca bunu söylememiz mümkün. Ve bu muhtemelen hani yüksek ihtimalle hem o felsefi güçlü altyapısı ve dini müzikte çok yaygınlıkla kullanılmasıyla ilişkili. Çünkü ritüelinin izlerini sonraki dinlerde görebiliyoruz artık. Bir de muhtemelen hani o müzik dizisinin buradaki insanın tabiatına çok çok yakın gelmesi. Çünkü müzik dizisinin çok yakınları halen kullanıldığı ve belki de en yaygın kullanılan makamlar müzik dizisinden çıktığı için herhalde Anadolu insanı bu Frigyan tınılarına son derece aşina ve çok seviyor. Teşekkür ederim önce. Sorularınız varsa şu anda alalım. Yoksa tamamlamış olalım. Oturumu. Buyurun efendim. Şöyle, buyur. Bu örnek bir savunma ihtiyacı duyuyoruz. Bunlar bulabileceğiniz en iyi örneklerdir. Dedim ya, o şey, özel bir örnek. Mesela Hipolidyan seçme sebebi bizim kulağımızın alışkın olması. Şimdi Yunan müziğinde bir sürü dizi var. Çok farklı aralıklar kullanıyorlar. Bu bizim bugün duyduğumuz müziğe en yakın dizilerden biri. Belki hata o oldu. Daha egzotik bir şey bulsaydım size daha inandırıcı bir şey. Şeyler de var. Buna deneysel arkeoloji diyorlar. Hakikaten çalgıyı yapıp onu gönlünce kullanmak da mümkün. Ben bunda transkripte bir hata da görmüyorum. Yani onlar gibi çalamayacağımız kesin. Ama onu bilimsel bir şey gibi sunmaya çalışmak da bir hata oluyor. Onu söylemeye çalışıyoruz biz, mealen. Evet, ona hak veriyor, ona %100 hak veriyor. En azından Anadolu olmasa bile, ya iyi bir etnomüzikolog, nereli olursa olsun, farklı kültürlerin, farklı ses algıları olduğunu bilir ve ona göre davranır zaten. Yani gidip herhangi başka bir kültürün müziğini çalışmaya başladığınızda buna doğru en ifa muamelesi yapmanız zaten size ilk öğretilen şeydir. Yani nereli bilim insanları bunu çalışırlarsa çalışsınlar, o kafayla çalışmanın da önem var. Hani çoktan bizim ülkemizde esasında bununla ilgili enstitülerin, doktora programlarının, yüksek lisans programlarının antik dönemde ilgili oluşması gerekirdi. Çok sayısız örnekleri var yurt dışında. Yani gerçekten hani böyle bir şey dememek lazım. Yani Anadolu her şeyin temelidir, şövenliği içinde değiliz. Öyle bir şey söylenmesi zor ama önemli bir kaynak oldu. Bu da su götürmez bir gerçek. Böyle önemli bir kaynağın da hani akademik olarak ve sanatsal olarak çok daha fazla çalışmaya konu olmayı hak ettiği de bir gerçek. Dolayısıyla bu noktaya özetledik gerçekten. Evet, Zeynep'e çok teşekkür ediyoruz.
öncelikle yerleşir. Tamam. Benim gördüğüm, yani gittikten sonra bir kere zaten çok zor bir şey bulmak. Yanlış hatırlamıyorsam, Kars Müzesi olması lazım. Sistrum zili olabilecek, çıngıra olabilecek bir parça. Tarihi gittik sonrasında, ama fizik olarak tanımlamak çok mümkün ve bağlantılı. Yok diyemiyorum. Belki yerlerde kazıldı, benim haberim yok. Ama şeylerin yazılı tasvirlerin hiçbir endefeliklerinin sistem kullanımından bahsediliyor. Sistem zaten Ege'yi de aşmış bir çağrı bilgi. Yani var. Evet. Mısır, Mezopotamya, Anadolu'da. Anadolu'da daha sonra sürümleniyor bir gün işte. Var yani. Yunanlar, Romalılar, sistem tabii ki tanıyor. Zaman zaman ama Mısır'da zaten hani Mısır'da kazandığı önemi hiçbir yerde kazanmıyor. Mezopotamya'da bu kadar bir kazanmıyor. Frik'te benim bulabildiğim öyle bir şey rastladığım olmadı. Hiç çıkmazsa da şaşırmam açıkçası. Yani çünkü hani Trakya üzerinden de geldikleri düşünülürse belki çok çünkü Hitit de mesela yine Mısır Mezopotamya ile karşılaştırınca azdır sistemin boyu. Hitit öncesi haklı daha çok. Ama tahmin. Çok teşekkür ediyoruz katılmanız için. Teşekkür ederim. Yani, üniversitemizin bu konudaki hassasiyetini hani zaten yıllarda devam ediyor. İşte Mete Veli Devlet Başkanımız, eski rektörümüz Bilal Hoca, Abdurrahim Hoca, yine Neşe Hoca. Hani bu özellikle seçmeli derslerle ilgili önemli işler yapıldı. Anadolu kültürünün hani burada ön plana çıkmasına dair. Dolayısıyla şu anda da Şule Hocam sağ olsun bu işlerle ilgili büyük emek veriyor. Biz de azıcık katkıda bulunabiliyorsak çok kendimizi mutlu addediyoruz. Kendisine çok tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.